Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Kilo kaybımız var. Bunu nasıl aşabiliriz? Biraz evlatlarımızda sıkıntı yapıyor. Diyetisyen desteği veriyorsunuz belki de, diyetisyen değil mi hocam? Diyetisyen çok önemli tabii. Maalesef ülkemizde diyetisyene alışkanlığımız yok. Muhakkak ki yani biz hekim olarak bile bizim bile gitmemiz lazım. Çünkü ayrı bir konu, ayrı bir ihtisas branşı. Muhakkak diyet uzmanıyla beraber görüştürülmesi lazım. Bir de karbonhidrat ağırlıklı çocuklarımızı beslememiz lazım. Evet. Bazen hepimiz sizin söylediğiniz gibi hazır gıdalardan uzak durun diyorsunuz ama günü ve öğünü atlamamak adına hepimiz hazır tüketim gıdalarından faydalanıyoruz ama sonrasında daha çabuk acıktığımızı hissediyoruz hocam. O an doyduğumuzu hissetsek de. Tabii yani şimdi hazır gıdada kalori yüksek olduğu için o anda doyuyoruz. Ondan sonra bu insülin salınımı artıyor. Arttığı için şeker düşüyor. Düşünce daha çok acıkıyoruz. Evet. Önce hazır gıdayı mümkün olduğunca yememek lazım. Evet. Şimdi izleyicilerimiz efendim dikkatlice bizleri dinledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Güzel sorularınızı değerli hocamıza ulaştırıyorsunuz. İdrar ve kan tetkiki ile yapılan sonuçlarda netice belli midir diye gelen sorular var hocam. Şeker hastalığı tanısı idrar ve kanla yeterli midir? Tabii yani ilk başlangıçta gizli şeker dediğimiz latent diyabet, prediyabet dediğimiz şeker hariç kan şekeri 110'u geçiyorsa şeker hastasısınız. Tokluk kan şekeri de 140-150'yi geçiyorsa şeker hastasısınız. Bunun önemi ne? Başlangıçta önlem alırsak bir takım oral antidiyabetikler var. Onlarla sizin şeker hastalığını önleriz. Yani nasıl olsa su içiyoruz, yemek yiyoruz. İki evet. tane de hap almamızda hiçbir sakınca yok. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.